Bu videoda arkadaşlar beraber hücre zarını, diğer bir de işte hücre membranını inceleyeceğiz. Ortasında küçük bir çekirdeği olan hücremizi buraya çizelim. Hücre zarı hücrenin çevresindeki şeydir. Hücreyi dışarıdaki sert ortamdan korur. Hücre zarı olmasaydı bugün yaşayamazdık çünkü bizi dış dünyadan koruyacak bir şey olmazdı. Bu videomuzda hücre zarını oluşturan üç temel yapıdan sizlere bahsedeceğim. İlki, fosfolipit, ikincisi kolesterol, üçüncüsü de protein. Hücre zarı yapısının çoğunluğunu fosfolipitler oluşturur. Zaman kazanmak için daha önceden hücre zarının resmini buraya çizmiştim. İşte tüm bu küçük parçalar tek tek fosfolipittir. Şuraya da çizelim. Polar bir baş grubuna sahiptir ve iki adet yağ asidi kuyruğa sahiptir. Genelde fosfolipit resimdeki gibi bu şekilde tasvir edilir arkadaşlar. Hücre zarı boyunca birbirine çok yakın ve sıkıca sıralanmışlardır. Şimdi bu hücre zarını biraz inceleyelim bakalım. Bu bir enine kesit. Yani hücre zarını ortadan ikiye böldük ve öyle çizdik. Burada elde ettiğimiz şeye fosfolipit çift katman diyoruz. Hücre zarında ayrıca kolesterol de bulunur. Yazalım. 2 kolesterol. Sıklıkla yiyeceklerdeki ve kanımızdaki kolesterol ile ilgili şeyler duyuyoruz ve kolesterolün kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama burada kolesterol hücre zarı için çok önemli. Yine zaman kazanmak için kolesterolün bir resmini önceden çizmiştim, onu çıkarayım. Evet. Kolesterol birçok halkaya sahiptir. Bu halkalar kolesterole sabit bir yapı kazandırır. İşte kolesterol kendini fosfolipitlerin arasına bu şekilde yerleştirir. Yani bir çeşit tampon gibi. Hücre zarının akışkanlığını sağlar. Sıcaklık düştüğünde kolesterol akışkanlığı arttırmaya yardım eder. Sıcaklık yükseldiğinde ise hücre zarının akışkanlığını azaltmaya bu sefer yardım eder. Yani kolesterol hücre zarının akışkanlığını dengede tutar arkadaşlar kısacası. Hücre zarını oluşturan üçüncü şey ise proteindir. Proteinler büyük yapılardır. Bazı hücrelerde çeper çok fazla protein içerebilir. Proteinler iki halde bulunurlar. İlki tüm zarın içinden geçen proteinlerdir. Bunlara integral protein ya da transmembran protein denir. Bu proteinler hücrenin değişik alanlarında oluşabilir. Bazı proteinler bunun gibi zarın ya da buradaki gibi başka bir proteinin üzerinde durur. Bunlara periferal yani çevresel proteinler diyoruz. Hücrede az bulunan proteinlerden bazıları hücre zarının içine kadar girebilir. Hatta hücre zarında nadiren de olsa çift tabaka içerisindeki yani iki fosfolipit arasında da birkaç protein bulunabilir. Evet, proteinler hücre zarının işleyişinde çok önemlidirler. Aklımıza gelebilecek neredeyse bütün zar işlevlerini gerçekleştirirler. Yaptıkları iki ana şeyden ilki alıcı yani reseptör olarak çalışmalarıdır. Yani proteinler hücreye dışarıda neler olduğu hakkında bilgi verirler. Bir iletişim aracı olarak görev alırlar. İkincisi ise moleküllerin hücre içine veya dışına taşınmasında rol oynarlar. Ve bu genellikle transmembran proteinlerle yapılır. Proteinlerin işlevlerini öğrendik. Peki sizce neden lipid bağlı ya da lipid çift tabaka arasında bulunan proteinler bu kadar az? Çünkü proteinlerin rolü hücre dışı ile bağlantı kurup alıcı olarak çalışmak ya da hücreye moleküllerin giriş çıkış yapmasına izin vererek taşıyıcı olmaktır. Araya sıkışmış proteinlerin hücre zarında çok önemli bir rolü yoktur. Son olarak lipidlerimizi ve proteinlerimizi bağlayan çok önemli bir molekülümüz var. Karbonhidratlar. Bunlara kısaca gliko diyoruz. Yani glikoprotein ya da glikolipit olabilirler. İletişimde önemli bir rol oynarlar. Örneğin vücudumuzdaki bir hücrenin diğer hücreyi tanımasını sağlayabilirler. Eğer hücre içerisinde diğer hücreleri tanımak gibi bir görevleri varsa sizce bu şekerler nerede bulunurlar? Bu bizim bu tatlı arkadaşlar. Tahmin etmişsinizdir. Evet, zarın dışında olurlar. Bu yüzden de periferal ya da integral proteinlere yapışırlar ve glikoproteinleri oluştururlar. Ya da bunun gibi lipitlere yapışırlar ve glikolipitleri oluştururlar. E bu çizim sanki bir dakika biraz karışık oldu. Hatırlayın, bu çizdiğimiz hücre zarının enine kesitiydi. Peki hücre zarına dışarıdan baksak nasıl görünürdü? Yine zaman kazanmak için fosfolipitleri önceden çizmiştim. Evet, Hücre zarına dışarıdan baksaydık tek görebileceğimiz şey fosfolipitlerin baş kısımları olurdu. Belki hücre zarımızın arasında bu şekilde birkaç kolesterol de görebilirdik. Hatta hücre zarımızın üzerinde hücre boyunca dağılmış daha büyük birkaç protein görebilirdik. Ve son olarak birkaç glikoprotein bile görebilirdik. Bu glikoproteinler proteinlere ve fosfolipitlere bu şekilde bağlanmışlardır. Yukarıdan bakınca işte böyle. Sanki bir sanat eseri gibi, değil mi? Bu görüntü bana ilkokulda değişik şekillerdeki makarnaları ya da fasulyeleri yapıştırarak yaptığımız resimleri hatırlatıyor. İşte buna mozaik diyoruz. Bilim insanları da aynı şekilde düşünmüş ve bu modelin adını akışkan mozaik zar modeli koymuşlar. Mozaik derken burayı, bu şekli yani burayı tam burayı kastediyorlar. Bir sürü değişik renk ve boyutlarda parça hücre zarını oluşturmak için bir araya gelmiş. Tamamdır, mozaik kısmını anladık. Peki neden bu yapıya akışkan veya akıcı diyoruz? Hücre zarına akışkan dememizin sebebi ise içerisindeki parçaların hareket edebilmesidir. Bu parçalar sabit değillerdir arkadaşlar. Yani proteinler ve fosfolipitler hücre zarının içerisinde yer değiştirebilirler. Bu yüzden de biz zara akışkan diyebiliriz. Peki hücre zarına yukarıdan bakarsak bu akışkanlık nasıl gözükür? Bu hareket aslında sadece aşağı yukarı ya da sağa sola gibi iki boyutlu değildir. Birçok değişik yönde olabilir. Yani proteinlerimiz ve fosfolipitlerimiz hücre zarı boyunca gezinebilirler. Tekrar edelim. Buna akışkan mozaik modeli diyoruz. Bu yapı 1972'de keşfedilmiştir. Yani hücre zarının yapısının akışkan mozaik model olduğu oldukça yakın bir zamanda bulunmuştur. Ne dedik? Hücre zarımız 3 temel şeyden oluşuyor. Bunlardan ilki hücre zarının çoğunluğunu oluşturan fosfolipitler. Bunlar hücre zarının temel taşlarıdır. Bahsettiğimiz ikinci yapı kolesterollerdi. Kolesteroller hücre zarında dağılmış halde bulunuyorlardı ve akışkanlığını, hücrenin akışkanlığını korunmasına yardım ediyorlardı hücre zarının. Üçüncü ve son yapı da proteinler demiştik. Proteinler hücre zarının neredeyse tüm hayati görevlerini üstlenir. İşte tüm bunlar bir araya geldiğinde oluşan modele de biz akışkan mozaik zar modeli diyoruz. Çünkü hücre zarı birçok değişik yapıdan oluşmuştur ve bu değişik yapılar sıvıymış gibi sürekli hareket ederler.